Yüksek tansiyon teşhisi kondu. Ondan sonra işler karıştı. Kafanız bulandı. Tansiyonum düştü mü, yükseldi mi, başım ağrıyor, ne oldu? İyice panik olmaya başladınız. İlk önce kendinize biraz zaman tanıyacaksınız çünkü ilaçlara uyum biraz zaman alıyor. Fakat bunun ötesinde ben özellikle tansiyonunu ne kadara düşürmemiz gerektiği konusunu size aktarmaya çalışacağım. Yüksek tansiyonun zararları ortaya çıktıktan sonra ilaçla tansiyonu ne kadar düşürelim diye bir soru ortaya çıkmış. Ve başta denilmiş ki biz tansiyonu fazla düşürmeyelim. Çünkü bunun bir sebebi var. Özellikle beyin ve kalpte olumsuz etkiler söz konusu olabilir. O yüzden iyisi mi biz tansiyonumuzu fazla düşürmeyelim. Ve ondan sonra bu politika izlendiği müddet içerisinde sonuçlara bakmışlar ve sonuçların iyi olmadığını görmüşler. Onun üzerine demişler ki hayır, biz tansiyonu düşürelim. Hatta sıkı bir şekilde düşürelim. Ve biliyorsunuz bizim tansiyonumuzda sınırımız 140'a 90, onun da altına 130-80, hatta daha altına gidilmesini iddia edenler de olmuş. Fakat ondan sonra tekrar sonuçlara bakmışlar, sonuçlar gene iyi değil. Ondan sonra ilk noktaya geri dönülmüş, fazla düşürmeyelim mi? Bir kere her şeyden ben şunu söylememiz gerekiyor. Bu 140'a 90 sınırı önemli bir sınır. Ama hem kalp hem beyin kendi içinde bir dolaşım kontrol mekanizması var. Yani tansiyonun hem çok düşmesi hem çok yükselmesinden mümkün olduğu kadar etkilenmiyorlar. Onun için 140-90 makul bir sınır, korkmamak gerekiyor. Bir diğer önemli noktayı da hatırlatarak videomuzu sonlandıralım. O da hipertansiyon uzun müddet söz konusu olduğu zaman kalp yetmezliğine neden olabiliyor. O yüzden BNP diye bir madde var. Beyin natriuretik peptit ama beyinden salınmıyor, kalpten salınıyor. Kalp yetmezliğini takip etmek açısından önemli. İyi günler efendim.